Ve dönelim düne, saat tam 14.51'di. Kimi işteydi, bir gökdelenin tepesinde yakalandı depreme. Kimi evdeydi, evladına sarıldı. Kimi ise siper almaya çalıştı o an. O uzun sarsıntı sırasında İzmirliler nasıl bir korku yaşadı izleyeceğiz. Ayrıca 6,6'lık depremin o dehşet verici sesi de kaydedildi Kocaeli Üniversitesi tarafından. İşte o ses ve akıllara kazınacak o görüntüler geliyor. Öyle ani, öyle güçlüydü ki sarsıntı. Anne oğul 6,6'lık depreme oturma odalarında yakalandı. Minik çocuğun korku dolu çığlıkları yükseldi evden. Annenin ise tek düşündüğü evladıydı. Sımsıkı sarıldı, siper oldu ona. Sarsıntı durduğu andaysa oğlunu kucakladığı gibi kapıya koştu. Aynı panik bir restoran mutfağında da yaşandı. Saatler 14.51'i gösterdiğinde sarsıntı başladı. Ancak çalışanlar bilinçliydi. Çelik tezgahların yanına sığınıp siper aldılar. Sarsıntı şiddeti azalınca ise kendilerini dışarı attılar. İki arkadaş depreme ders çalışırken yakalandı. Sarsıntının başlamasıyla köpekler ayaklandı. Onlarsa oldukları yerde kala kaldı. Deprem anında küçük çocuğun aklına gelen ilk şey ailesiydi. Babaysa bir yandan eşyaların düşmesine engel olmaya, diğer yandan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Anne babaları çalışıyordu. Küçük Egemen ve kuzeni sarsıntıya yalnız yakalandı. Depremi hisseden çocuk önce kuzenini yanına çağırdı, sonra telefona sarıldı. Şok yaşayan minik Egemen ne yapacağını bilemedi. Yatağın üzerinde hareketsiz kaldı. Büyük kuzen adeta bir yetişkin gibi davrandı. Küçük Egemen'i de yanına alıp kapıya yöneldi. Çocuklarının bu dehşet anına kameradan şahitlik eden anneleri ise dayanamadı. İki kadın da fenalık geçirdi. Tam o sırada komşuları kapıda belirdi. İki çocuğu dışarı çıkardı. İzmir'deki korkunç deprem inşaat işçilerini metrelerce yüksekte yakaladı. Gökdelendeki vinç bir sağa bir sola yattı. Hala sallanıyoruz. Dev vincin kolu sarsıntıya daha fazla dayanamadı. Metrelerce yükseklikten işte böyle düştü. Ya bismillah, kule vinç iniyor. Ege bölgesini 6,6 şiddetiyle sarsan depremin sesi ise Kocaeli Üniversitesi tarafından böyle kaydedildi.